Kıymetli arkadaşlar, ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hukuk eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere borcunuzdan dolayı ailenizin mallarına haciz gelip gelmeyeceğini ve eşlerin birbirlerinin borçlarından sorumlu olup olmadığını detaylı bir şekilde anlatacağız. Ailenizle aynı adreste ikamet etmiyorsanız sizin şahsi borçlarınız nedeniyle ailenizin evine hacize gidilemez ve ailenizin mallarına haciz işlemi uygulanamaz. Çünkü borç şahsidir. Fakat aileniz ile aynı evde ikamet ediyorsanız tabii ki sizin de adresiniz ailenizle aynı ev olduğundan yaşadığınız bu eve hacize gelinebilir. Fakat haciz sırasında yalnızca sizin adınıza kayıtlı eşyalar alınır. Ailenizle aynı evde yaşıyorsanız haciz memuru geldiğinde evde değilseniz haciz memuru evdeki tüm eşyaları sizin olarak kabul edip haczedebilir. Bu noktada aile üyeleri eşyalarının faturalarını göstererek eşyaların size ait olmadığını kanıtlamalı ve ileri sürmeliler. Haciz memuru eşyalara el koymaya devam ediyorsa haciz memurunun tutanak tutmasını talep etmelisiniz. Aileniz borçlu olmadığı için onlara ait eşyalara haciz koyulması yasal olarak mümkün değildir. Eğer aileniz ile aynı adreste ikamet ediyorsanız sizin borcunuz sebebiyle ailenizin eşyalarına haciz uygulandıysa aileniz dava açarak hacize itiraz edebilir. Yani tüm bu anlattıklarımızı özetlersek, ailenizden ayrı bir evde ikamet ediyorsanız sizin evinize hacize gelebilirler. Hiçbir surette ailenizin evine hacize gidilemez. Eğer ailenizle aynı evde ikamet ediyorsanız siz de bu evde yaşadığınız için hacize gelinebilir ve evdeki eşyalar haczedilebilir. Aileniz evdeki eşyaların kendilerine ait olduğunu ileri sürerek daha sonradan itiraz edebilirler. Bir diğer konumuz ise eşlerin birbirlerinin borçlarından sorumlu olup olmadıklarıdır. Eşlerden her biri kendi borçlarından bütün mal varlığı değerleriyle kendisi sorumludur. Dolayısıyla evlilik devam ederken eşinizin borçları ona aittir. Eşin borçlarından diğer eş sorumlu değildir. Yani eşin borcundan dolayı diğer eşin aldığı maaşa adına kayıtlı eve haciz konulamaz. Evet kıymetli takipçilerimiz, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara, haklarınıza ilişkin eğitimlerimiz kesintisiz devam edecektir.